Platon bilginin aktarılacağını evet. reddeder. Burada bir şey var, çelişki evet. var. Paradoks var hatta. Şimdi kendisi en büyük eğitimci gitmiş, akademiyi kurmuş ama insana insan bilgi aktaramaz. İşte ideler alemine bağlıyor meseleyi. Çünkü aslında bilginin tohumları bize ide olarak yüklenmiştir. Yani fıtratımızdan işlidir bugünkü dille. Yani İslami dille konuşalım. Fıtrattan yani tabula rasa fikrini reddediyor orada. Yani beyaz levha. Platon onu reddediyor. Ve Platon verili bilgiye inanıyor. Yani ve alleme Ademel esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğrettik. Bunu tabii İbn Cinni gibi alimler Adem'e eşyaya isim koyma yeteneği verdik. Harika bir ifade. Ama aynı zamanda insanda a priori bilgi de var. Unuttuktan sonra kalanlar efendim bildikleriniz. Anladın? Bileceksin, unutacaksın, sende kalan. Aslında sende kalan idelerle çakışanlar. İdelerle çakışmayan cüruf diyor gider diyor. Temel üçgen idesi olmaksızın eşkenar üçgeni anlayamazsınız. Ona göre. Biraz ben sanki tutarlı bir geliyor. Yani evet. mükemmellikten o idadan pay aldıkça ben iyileşiyorum. O mükemmellikten uzaklaştıkça kötüleşiyorum. Dolayısıyla objektif bir kötülük yok, subjektif bir kötülük var. Ya da işte bilgi de böyle. O mükemmelle yaklaşırsanız ancak o idelere yaklaşabilirsiniz. Ama diyor. Bakın burada harika faydalı yönleri var bu efendim tezin, teorinin. Ama bir noktadan sonra korkunç efendim batıl bir noktaya götüren evet. o mükemmele yaklaşma yani tanrılarla bir olmalıyız da dur. İşte orada saman birbirine karışıyor, simyacıya dönüşüyor. Tamamen simyacıya, kimyacı değil. Kimya yok ortada. Sahte bilim var. Yani demiri, bakırı altın ederim diyen şarlatana dönüşüyor. Niye? İnsanı tanrı edelim.